Evet beklenen bölümü artık başlıyoruz. Artık tasarımlarımızı beraber Bootstrap 5'te hayata geçireceğiz. Şimdi basitten başlayalım diye düşündüm ve bir adet login tasarımıyla beraber ilk tasarım örneğimizi gerçekleştiriyor olacağız. Bundan sonra tabii ki yine Udemy'nin eğitim sayfasıyla beraber tasarımlarımızı bir adım ileriye taşıyor olacağız. Her seferinde biraz daha gelişmiş bir tasarım yapıyor olacağız ve farklı özellikler kullanarak Bootstrap ile farklı bir tasarımı hayata geçiriyor olacağız. Şimdi peki ne yapacağız bu şeyimizde? Login tasarımı yapacağız ama nereden esinleneceğiz? Önemli olan bu. Şimdi Bootstrap'i birçok bir, bir çok farklı şekilde kullanma ihtimalimiz var. PSD'den çevirerek kullanabiliriz. Adobe XD örneğinden çevirip kullanabiliriz. Kendi hayalimizden kağıda çizdiğimiz bir şeyi bootstrap ile beraber özelleştirerek kullanabiliriz. Ya da genellikle esinlenerek kullanma ihtimalimiz daha fazla oluyor. O yüzden biz de bu dersimizde esinlenerek bir tasarım yapıyor olacağız. Ben bunun için Dribble sitesinden faydalanıyorum. Oldukça güzel tasarımlar mevcut. Size de tavsiye ederim. Birçok tasarımı ben buradan esinlenerek ya da belli bölümleri buradan bakarak hayata geçirdiğim oluyor. Güzel de tasarımlar mevcut. Dediğim gibi birçok tasarımcının veya birçok yazılımcının buradan faydalandığını düşünüyorum. Uzun zamandır da ben buradan Birçok şeyi takip ediyorum. Şimdi şuradaki tasarım benim hoşuma gitti. Tam ekran olacak bir login ekranı yapacağız ve sayfamızı ikiye böleceğiz. Sol tarafa bir adet resim koyacağız. Sağ tarafta yine menümüz olacak. Bazı ufak özelleştirmeler yapacağız formumuzda yine Bootstrap Icons ile beraber bu tasarımı tek bir sayfada bitiriyor olacağız. O zaman hazırsak şimdi tasarımımızı oluşturmaya başlayalım.